Hava Atışı NBA'ye hoş geldiniz. Ben Mete Aktaş. Bu haftadan itibaren sevgili Özgür Menemencioğlu ile birlikte NBA gündemini sizlerle birlikte konuşacağız. Özgür yeni partnerim. Aslında benim eski partnerim. Geçtiğimiz sene Bald and Old adlı bir podcast yapıyorduk yine NBA üzerine. İki yaşlı ve kel adam olarak NBA ile ilgili fikirlerimizi orada görüş alışverişi yapıyorduk. Artık golvarmı.com YouTube kanalında birlikte olacağız. Yine NBA gündemini değerlendireceğiz. Özgür ne haber abi? Çok teşekkür ederim Meteciğim. Sen nasılsın? Ben diyeyim. Çok teşekkürler. Evet. İstersen hemen konulara başlayalım. Los Angeles Lakers'la başlayalım. Los Angeles Lakers uzun zamandır beklenen o transfer hamlelerinden birini nihayet gerçekleştirdi. Ve Washington Wizards'tan Rui Hachimura'yı aldı. Kendrick Nunn ve 3 adet ikinci tur draft hakkı karşılığında kadrosuna dahil etti. 2019 draftında birinci tur 9. sıradan seçmişlerdi Japon oyuncuyu. 25 yaşında ve 2-3 boyunda 2-18 kanat uzunluğu olan bir oyuncu. Bu sezon 30 maçta 13 sayı, 4.3 rebound, 1.2 asist ortalamalarıyla oynamıştı. Lakers'tan giden Kendrick Nunn da yani zaten Lakers'ta olduğu dönemde beklentilerin altında kaldı. Miami'deki o 2 sezondaki çıkışından sonra Lakers'ta beklentileri verememişti. Bu sezonda 39 maçta görev aldı. 6.7 sayı ortalaması tutturmuştu. Ya şöyle sana pas atayım. Çok enteresan bir şey oldu. Şöyle 2020-21 Washington Wizards kadrosunun neredeyse artık yarısı Los Angeles Lakers forması giyiyor. İşte Russell Westbrook, Rui Hachimura, Thomas Prime ve Troy Brown Jr. Yani baktığın zaman 4 tane oyuncu şu anda 2020-21'de o playoff'ta birinci turda Philadelphia'ya elenen ama fena da bir sezon geçirmeyen o kadrodan 4 tane oyuncu şu anda Lakers forması giyiyor. Sen nasıl buldun bu takası? Nasıl değerlendiriyorsun genel olarak? Abi Lakers'ın çok ihtiyacı olan bir pozisyondu, forvet pozisyonu bana sorarsan. Yani bir kere Lakers zaten çok kısa bir takım. Size, boy ilave etmesi gerekiyordu takıma. Rui Hachimura da ya piyasada böyle dolu 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 forvet yok yani. Lakers açısından bakarsan soygun seviyesinde bir şey. Fakat şunu da söylemek istiyoruz. Tabii son çaylak ve anladığım kadarıyla yüksek kontrat istiyor. Ve Lakers, Washington'ın bunu trade etme sebebi de kontratı vermeyecek olmaları ve bedava vermek istemediler. Benim okuduğum kadarıyla Lakers tekrar uzatmak istiyormuş, kontrat extension istiyormuş bu ilgili. Fakat tabii bu cap hit falan dediğimiz hikayelerden dolayı çok kolay gözükmemekle birlikte eğer bunu yaparlarsa çok büyük iş olur. Eğer yapmazlarsa da zaten verdikleri şey Dean ve Mandal şeklinde yani hiçbir şey vermiyor. Yani Kendrick Nunn'un en iyi oynadığı ilk sezonlarında bile playofflarda oturtuyorlardı. Yani Kendrick Nunn'un kapasitesi belli. Birinci tur peşine koştuğu Washington, birinci tur hakkı alamadı. Kimse de vermek istemedi açıkçası. Ama şu var, sen bir şampiyonluk contender takımsan Lakers olarak böyle bir oyuncuya ihtiyacı vardı artık. Şunu söyleyeyim, Rui Hachimura çok, bence çok, nasıl anlatayım sana, değeri bunun üzerinde bir adam. Yani Gonzaga'dan beri takip ettiğimiz bir adam bu. İlk kez doğru dürüst bir oyun zekasıyla, LeBron gibi bir oyuncuyla oynayacak. Yani bu seviyede bir playmaker'la oynayacak diyelim takımın içerisinde. Ve Anthony Davis gibi hani ona spacing yaratabilecek bir oyuncu. Herkesin sağlıklı olduğunu varsayıyoruz tabii. Çok büyük bir impact yaratabilir. Yaratmayabilir. Ama ben yaratacağını düşünüyorum. Ki ben başım. Katılıyorum sana. Yani şimdi Hachimura dediğim gibi Lakers yani en büyük sorunu ne? Hani bu sezonki dış atışlardaki yetersizlik. Hani belki kesin çözümü olmayacak ama en azından merhem olacaktır diyebiliriz herhalde. Son iki sezonda 3 sayı gerisinden özellikle catch and shoot'larda %40 isabet oranına sahip. Dediğim gibi özellikle hani LeBron veya işte Anthony Davis'le hem sağ, onlar ikisiyle sahadayken hem de onlar dışarı çıktığında da önemli bir getirisi olacak Hachimura'nın. Çünkü James yani oyunda yokken hakikaten Lakers çok kısalıyor. Yani onun dışında böyle kısa forvet pozisyondaki o boşluğu doldurabilecek bir oyuncu yoktu. Hachimura bunu doldurabilir. Ama yani işte bu oyuncuyla ilgili sayabileceğimiz artılar hep hücum tarafında. Biraz savunma ve rebound'da hani bu kardeşimiz pek ilgili değil açıkçası. Fiziğine göre de biraz vasat bir reboundçı ama
Hani yine de Lakers için genel resme baktığımızda ben de Lakers için bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Sen bahsettin işte salary cap durumundan, yüksek kontrat isteyeceğinden. Ya bu sezonki göstereceği performansa göre tabii önümüzdeki sezon Lakers bakacaktır yazın. Bakılır. Eğer iyi bir performans gösterirse Lakers'ın da isteyeceği uygun bir kontratla takımda tutulabilir de veya işte hani hizmetleri için teşekkür edilip yollar ayrılabilir de. Sonuçta 25 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de çok geç basketbola başlamış bir oyuncu. 12-13 yaşında organize basketbola başlamış bir oyuncu. Ama hala da dediğin gibi potansiyelli bir oyuncu. Bir kademe yukarı çıkabilme olan bir oyuncu. O yüzden hani isabetli bir takas olarak gözüküyor. Hani verdiğin 3 tane ikinci tur draft hakkı ve işte Kendrick Nunn olduğunu düşünürsek güzel bir hamle. Hani Wizards açısından da zaten onlar sezon öncesinde kontratını uzatabilirlerdi, çaylak kontratını. Uzatmayarak zaten elini belli etmişti Wizards. Şu ana kadarki performansıyla Wizards'ın da beklentilerini karşılayamadı. Sonuçta 4 sene önce 9. sıradan seçtiğiniz bir oyuncu. Hani beklentinizin yüksek olduğu bir oyuncu. En azından hani yolları onlar da ayırmak istiyordu bir şekilde. Sezon sonunda elini kolunu sallayarak gideceğine en azından işte 3 tane ikinci tur draft hakkı. Bir de işte hani Kendrick'ten yine iyi kötü guard rotasyonunu dolduracak bir oyuncu oldu. Bir de Lakers açısından şöyle bir artısı var. En azından hani Lakers yönetimi de LeBron James dahil olmak üzere. Şimdi LeBron James yönetici mi diye soranlar olabilir ama yani yani bu takımın gizli yöneticisi, gizli patronu olduğunu biliyoruz. Yani en azından böyle şey, büyük şehir çalışıyor şeyinde bir hamle. Yani çalışıyoruz, bir şeyler çabalıyoruz. Biliyorsun esas şu anda iki tane Lakers'ın elinde iki tane draft hakkı var zaten. 2027 ve 2029 yıllarına ait. Kefen parası olarak görüyoruz onları. Hani işte onları kullanacağız mı bakalım, merak konusu. 9 Şubat'ta bitiyor sonuçta sezon takas dönemi. Bakalım bu ikisini kullanıp başka bir oyuncu alacağız mı, Lakers alacak mı, bunu hep birlikte göreceğiz zaten, ilerleyen programlarda da konuşuruz. Ama herhalde özetle ortak olduğunuz nokta Lakers açısından iyi bir hamle olduğu görüşündeyiz değil mi? Tabii yani Austin Reeves'li forvet oynatıyordunuz abicim, yani çok büyük sorunsallar var yani bu Lakers'ın. Evet. Kalite problemi vardı. Bence bu önemli bir katkı. Bir şey söyleyerek bu konuyu kapatalım, çok da uzatamıyoruz biliyorsun. Abi Washington hangi oyuncuyu geliştirdi ki? Yani oyuncuya bust demeden önce, yani draftta çöktü demeden önce oyuncuya hangi oyuncuyu geliştirdiğini bir insanlar düşünsünler. En son benim bildiğim draft ettikleri oyuncuya extension verdikleri son oyuncu Otto Porter'mış. Ben internetten baktım buna yani. 2013 draftı yani. Korkunç bir şey bu yani. Hepsini trade'lemişler. Yani hiçbir şekilde oyuncu geliştiremeyen bir takım. O yüzden hani şey gibi, Lakers bu işten baya baya şey çıkabilir. Yani karlı çıkabilir. Eğer Hashimura bunu karakter problemi haline getirirse, ki şey söylemiş yani, istendiğim ve basketboluma saygı duyulan bir yerde oynamak istiyorum demiş. Valla Lakers'dan daha iyisini bulamaz yani. Söyleyeyim. Evet. O zaman geçelim Lakers'ın ezeli rakibine, Los Angeles Clippers'a. Şaka şaka, ne Clippers'ı yani. Boston Celtics ne Clippers'ı. Ezeli rakip mi olur öyle? Neyse. Boston'ın 9 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Sonra Florida seyahatine gittiler. 48 saat içinde önce Doğu 14.sü Orlando Magic'i, ardından da geçen sezon Doğu finalinde 4-3 yendiği Miami Heat'e mağlup oldular. Ama bu iki ilgiye rağmen Doğu Konferansı'nda 49 maçta aldı, 35 galibiyette. Şu anda en yakın rakibi Philadelphia'da 3.5 galibiyet önünde birinci sırada. Aynı zamanda şu anda da tüm ligin en çok maç kazanan ve en iyi galibiyet yüzdesine sahip ekibi. Boston iyi bir yolda devam ediyor. Şimdi Celtics Türkiye camiasının ihtiyar heyetinden Özgür Menemencioğlu'na bakalım. Soralım, nasıl buluyorsun takımını, şu ana kadarki performansını? Vallahi şöyle abi, yani Boston Celtics takımı bir şekilde dengelere oturmuş bir takım. Yani gördüğümüz kadarıyla. Şimdi son iki maçı kaybettik. Bir tanesi Orlando. Zaten biz Orlando ile ilk turda falan eşleşsek elerler bizi. Her maçı kazanıyorlar bize. Üç maçı da kaybettiniz galiba değil mi Orlando'ya karşı? Orlando şeyimiz var bizim. Hiç takılmıyordu Orlando'nun için. Takım o kadar önde ki yani. Baktığı zaman çok rahat hissediyor kendisini birinci sırada ve bazı maçlarda rölantiyi alıyorlar gerçekten. O Boston Celtics takımı 4 senedir falan aynı basketbol oynuyor. İki tane Jay Brothers'la, Jay kardeşler. Üzerine kurulu bir takımımız var. Al Horford döndükten sonra, o zaten Al Horford'a bizim çok saygı duyduğumuz, senle herhalde çok konuşmuşuzdur artık. İlk dinleyenler bilsinler, benim NBA'de en saygı duyduğumlardan biridir. Savunma odası lideridir. Çok büyük katkısı oluyor takımın üzerinde. Fakat bu seneki en büyük şeylerimiz Derek White ve Malcolm Brogdon'un abi çok iyi katkı veriyor olması. Yani day to day her gün birisi öne çıkıyor, birisi şeye çıkıyor. Bench'ten geliyorlar.
çok iyi oynuyorlar. Şeyi de Marcus'u da rahatlattılar. Marcus Smart'ın oyun mantığında. Böylece Boston Celtics ihtiyacı olduğu zaman gaza basıp kendini rahat hissettiği zaman rölantiyi alarak götürüyor. Koçumuz, yeni koçumuz, interim koçumuz da geçen seneki gibi çok savunma fokuslu bir basketbol oynatmıyor açıkçası. Yani possession adetlerinin arttığını düşünüyorum ben Boston Celtics'te. Yani geçen sene biz çok ağırlıklı savunma takımı olarak oynuyorduk. Bu sene daha dizginler bırakılmış durumda. Zaten hücum ratinginden belli, 117.1'lik bir hücum ratingi var şu anda birinci sırada. Yani ağam benim gayet güzel bir basketbol takımı yönetiyor şu anda. Benim beklediğimin de ötesinde ilk sezon için bence iyi bir coaching yapıyor. Kesinlikle. Yani şimdi 34 yaşında, daha önce hiç baş antrenörlük deneyimi olmayan bir isim Joe Mazzulla ve sonuçta NBA finali oynamış bir takımı aldı. Ime Udoka'nın karıştığı skandal sonrası. Yani sisli bir ortamda aslında bu aslında sezona başladı. Yani şimdi belki her şey çok iyi gidiyor ama sezon başında epey belirsiz bir ortam vardı. Hani Malcolm Brogdon'un transferi, işte arada Danilo Gallinari'yi, o da sezonu kapamıştı. Yani iki tane güzel hamle yaptı final üstüne. Ama bu Ime Udoka'nın olayının patlamasıyla bir anda ortam sıkıntıya evrilmişti. Bir de Robert Williams'ın da tabii sakatlığı vardı. Dolayısıyla hani Mazzulla'ya aslında burada ekstra bir parantez açmak lazım sanırım. Yani evet, sonuçta oturmuş bir kadro var. Belki dediğin gibi 4 senedir aynı kadroyla hemen hemen oynuyor. Ama her ne kadar oyuncular aynı olsa da sonuçta birçok egonun da olduğu bir takıma, hani çok çaylak bir antrenörün bu kadar gelip hakim olmayı başarması, hani belki böyle her düğmeye basmıyor, biraz kendisini geri de çekiyor ama bunu da ayarlamak bence çok önemli, çünkü birçok antrenör aşırı coaching yapmaya çalışabilirdi. Mazzulla böyle bir hiç şeye de girmedi, oyuncularla arkadaş olarak gayet iyi götürdü bence şu ana kadar. Yani team leader olarak, takım lideri olarak oynatıyor şeyi ve herkes de bir şekilde saygı duyuyor. Ben bir daha söylemek istiyorum. İki seneki hem Udoka zamanındaki hem bu seneki koçumuz zamanındaki bir unsur Al Horford'un varlığı abi. Bu çok önemli bir husus bence. Takım içerisindeki denge olarak, aslında saha içerisindeki koç gibi. Özellikle savunma odası liderliği. Bu önemli ama koçumuz da şunu yapıyor. Yani çıkın oynayın artık şey yapmış, hani güzel bir hale getirmiş arkadaş. Çünkü bu takımda bu şu demek, J kardeşlerin, Jason Tatum'la Jaylen Brown'un kendisini rahat hissediyor bu takımda yani. Ve benim bu senenin en büyük sürprizi Marcus Smart kendisini çok rahat hissediyor ve acayip verimli oynuyor. Senelerdir eleştirdiğimiz. Kesinlikle. Smart'ın bu rahatlığının nedeni de biraz Malcolm Brogdon'un gelmesi işte. Yani çünkü o hem oyun kurucu olarak oynaması, onun üstündeki o oyun kurma yükünü aldı bir kere Marcus Smart'ın üstünden. Daha fazla kendi oyununu oynayabiliyor artık. Yani Brogdon bence burada esas, bu sezonki başarıda çok esas kilit isimlerin başında geliyor. Yani onun katkısını es geçmemek lazım. Dediğine de çok katılıyorum. Tatum ve Brown'ı serbest bırakması. Şimdi baktığınız zaman ligde 27 sayı, 7 rebound ortalamasına sahip 6 oyuncu var. Bunlardan ikisi zaten Tatum Brown. Yani hem bunlara sahip olmak büyük lüks ama bunları bir arada özgür bir şekilde çok fazla dizginlemeden oynatabilmek de önemli. Onlar da o rahatlıkla daha iyi performans ortaya koyuyor bu sezon. Brogdon'un varlığı hem ikisi üstünde, onların üstünde de bir artış var. Sonuçta hem pas dağıtıcılığıyla hem kendi şutunu yaratabilmesiyle Brogdon onların üstünden de büyük aldı. Yani takımın hücum anlamında bir yük almış vaziyette. Benle ilk programları yaptığımız zaman Celtics'teki en büyük sorun oyun zekası ortaya koymak olduğunu. Hani herkesin slasher olduğunu, tüm büyük oyuncularımızın bitirici olduğunu. Ama oyun zekası koymakta Marcus Smart'ın eline kaldığımızı senle çok konuşmuştuk. Tamam mı? Evet. Al Horford'un dönmesi ve Malcolm Brogdon'un gelmesi, hatta Derek White'da, bunların üçü de basketbolu bilen, tempo ayarlamayı bilen, gaza basan, frene basan, hani bu işleri çok iyi bilen adamlar. Dolayısıyla bizim iki büyük yıldızımızı o birebir durumlarını çok iyi bırakabiliyorlar. Yani hani tempoda onlara sadece bitirmek kalıyor. Bitirmek veya işte drive pass kalıyor, şut kalıyor. Çok çok şey, yani bu seneki takım dengesi çok iyi. Coaching de iyi. Ama takım dengesini ben ilk kez Boston Celtics'in çok uzun süredir bu kadar iyi görüyorum. O yüzden de hani tabii şimdi doğuda çok iyi takımlar geliyor. Brooklyn de dahil buna. Çok sağlam geliyorlar aşağıdan. Philadelphia regular season çok iyi oynuyor ama ben doğu şampiyonu olabileceğini düşünüyorum. Buradaki her zamanki gibi Vigil's at. Sakatlık olmazsa mesela, işte Robert Williams şimdi sağlıklı döndü ki bu da zaten savunma reytingine de yansımaya başladı. Yani o oynadığı sürece o savunma reytingi de daha iyi yerlere gelecektir. Şu anda 110'larda falan galiba. Muhtemelen o da yükselecektir. Onun da dönüşü çok değerli tabii.
en iyi boyalı alan savunmacısı sonuçta. Yani dediğim gibi eğer sakatlık problemlerine maruz kalmazsa Boston sezon sonuna kadar bu tempoda devam edip bir kere ligin en çok maç kazanan takımı olarak playofflarda bir numara seri başı takımı olarak girecektir. Sonrasında zaten bakarız, hep birlikte değerlendiririz. Bir sana hemen soru sorayım. Eğer Malcolm Brogdon geçen sene NBA final serisinde olsaydı sence Celtics şampiyon olabilir miydi? Abi şöyle, en azından yani ben geçen seneki final performansından pek memnun değilim. Yani hani çok etti takım, yani diye kaldı takım. Ama yani işte bu anlamda bir oyun zekası muhtemelen yukarıya çıkartırdı. Brogdon şey çözücü, sorun çözücü bir adam. Yani o yüzden hani o kötü tekniğiyle bile mutlaka katkı verirdi ve Brogdon'u böyle bir şey takımda, kazanan takımda tekrar görmek güzel oldu. Yani asıl bu sene şey yapacağız ama senin söylediğin soruyu cevabı vereyim. Biz 4-2 idi yanlış hatırlamıyorsam. 4-2 şey yaptık. Çünkü bir süre sonra artık benim şeyle attı. Hani bir maç daha kazanacağımız kesindi. Bence şampiyon da olur. Yani. Ve bu sene işte bu tez bu senenin şampiyonluk tezidir. Yani paramı Boston Celtics'e koyayım. Celtics taraftarı olmasam. Yani kağıt üzerinde Celtics şu anda en değerli toplu takım yani NBA'de. Yani benim için de itiraf etmek zor ama şu anda benim de bir numaralı şampiyonluk adayım Boston Celtics bir Lakers taraftarı olarak ben de bunu dile getirmiş olayım. Diyelim ve bu sefer de Batı'ya geçelim. Batı'nın zirvesine geçelim. Orada da Denver Nuggets var şu anda. Memphis Grizzlies'in son dönemdeki bocalamasından sonra Denver'da iyi bir seri yakalamıştı. Nikola Jokic önderliğinde ve şu anda birinci sırada yer alıyorlar Batı Konferansı'nda, ufak bir farkla da olsa. Zirvedeler. Yok için kısa bir sakatlığı oldu. İki maçı kaçırdı. Geri döndü en son. Onun yokluğunda zaten yok için neden MVP ödülünün en güçlü adayı olduğunu bir kez daha gördük. Yani o iki maçta korkunç bir hücum performansı, savunma performansı Denver'dan. Onun dönüşüyle birlikte bir kez daha kazandılar. Yani sezon başında zaten Denver'ın aslında ilk 3, ilk 4 sırada olması zaten bekleniyordu ama şu anda birinci sırada olmalarıyla ilgili neler söyleyeceksin? Sence koruyabilecekler mi yerini? Valla yani şey, olan şüpheliler kötü devam edince, yani işte sayabileceğimiz Phoenix gibi hani böyle inişli çıkışlı performans. Benim mesela Clippers bu sene neden Clippers'dan çok umutluyum. Clippers'ı daha yeni yeni belki toparlayacak işte. Hep Kawhi Leonard varsa Kawhi Leonard takıma bir şey katar mantığımız böyle diye. O yüzden biraz aradan sıyrıldılar. Bir de abi şöyle düşünelim. Denver Nuggets çok uzun süredir ilk kez tam kadro. Yani bu kadroya yatırım yaptı Denver Nuggets. Jamal Murray'e mesela. Yani Jamal Murray bu takımın bence çok core iki oyuncusundan bir tanesi zaten. 2020 playofflarındaki performansı hala akıllarımızda. Benim NBA'deki favori oyuncum, yani Boston Celtics'i kenara bırakırsam benim bir numaralı oyuncum Jamal Murray. Benim seyretmekten en çok zevk aldığım oyuncu Jamal Murray. Ve onu bir kere önce sağlıklı görmek çok hoşuma gidiyor. Gene kendi, çünkü mesela hiç egosu olmayan bir oyuncu. Yani seyrederken senin de dikkatini çekiyor. Yani kazanmaya oynayan bir oyuncu. O çok hoşuma gidiyor. İlk kez böyle iki ana rol oyuncusu sağlıklı, arkasından üçüncü oyuncu Michael Porter şimdilik sağlıklı. Ki Michael Porter sağlıklıyken çok büyük bir faktör. Yani zaten onun en büyük sorunu ta üniversite zamanından beri hep sağlıklı ve gerçekten NBA'ye geldiğinde de bir var bir yok ama olduğu zaman gerçekten bir faktör. Aaron Gordon... Şey, bu arada bir aile trajedisiyle uğraşıyor maalesef. Erkek kardeşi geçtiğimiz pazar günü bir ölümlü trafik kazasına karıştı ve o ölümlü trafik kazasının sanırım müsebbibi, dolayısıyla hani kendisini galiba bir hapis cezası bekliyor. Son maçta bizim programı çektiğimiz akşam Denver Milwaukee'ye konuk olacak. Muhtemelen o maçta da yer almayacak. Yani orada öyle bir hiç beklenmedik bir şey, bir sıkıntı olabilir. Yani orada evet şu anda fiziksel olarak iyi ama ruhsal ve duygusal anlamda bir sarsıntı geçirebilir. Bu nasıl etkileyecek? O da merak konusu açıkçası. Bilmiyordum. Onun kardeşi de basketbolcu. Evet evet. O da Denver Üniversitesi'nde oynuyor. Pazar günü dediğim gibi bir trafik kazasına karıştı. Sanırım araçlardan birinin kullanıcısı şoförüymüş ve ölümlü bir kaza.
Bakalım ne olacak, dediğim gibi yani şu anda takımda değil, o yüzden Michael Porter Jr. hani fiziksel olarak iyi ama duygusal anlamda nasıl dönecek bu sarsıntıdan, bu travmadan, onu hep birlikte göreceğiz. Playoff'lara daha var. Bir kere Bale için, şey için çalışması, kazanması lazım. söylüyorum ama Michael Porter hani bu mutlaka bir şey ama sonuçta atlatacağını düşünüyorum. Yani profesyonel dünya, para aldığı bir dünya. Yani iki hafta böyle geçecek hepsi bile. Denver zaten şu anda zirvede. Aaron Gordon, Bones Island, bunlar katkıda bulunuyorlar. Fakat Aaron Gordon hele bu sezon yani All-Star eşiğine gelmiş bir oyuncu. Yani hiç ondan böyle bir performans açıkçası beklemiyordum ben. Çünkü kazanan takımda oynuyor ilk kez ve kendi kazanan takıma uydurdu. Bir şekilde rolünü benimsedi. Rolünü kontrat üzerine... zaman da geliyor galiba. Nasıl? Kontrat zaman. Kontrat zaman da geliyor galiba. Bu sezonun sürprizi Denver'da sürpriz değil. Biz biliyorduk da herhalde Denver'lar için sürpriz. Vlatko Çançar çok iyi oynuyor bence. Yani kendi rolünü bence karşılığını veriyor. Ve bunu böyle işte Bones Island zaten bir şekilde... ortaya performans koyuyor, draft edildiği zamandan beri beklentileri aşmış bir oyuncu. Böyle böyle Denver'ı götürüyor. Ha, bu oyuncuların tamamı sağlıklı ve fit gelirse Batı şampiyonluğunda yani son dörde kalacağını tahmin ediyorum ben Denver'ın. İşte ama oradan sonra abi belli olmuyor. İşte Golden State konuşuruz birazdan. Golden State kendisini bir toparlıyor, geliyor. Fişe bir takıyor kendisini. Takır takır 20'ye bağlayıp herkesi geçiyor yani. Onu bilemiyoruz yani şampiyon takımda. O zaman geçelim direkt Golden State'e. Yani hani bu sezon işte performansıyla biraz geride kalan takımlardan bahsettin sen. Phoenix Suns söyledin. Yine o takımlardan biri Golden State. Yani baktığın zaman şu anda beklediğimiz yerde değil. Çok kötü bir deplasman derecesi var. Ligin en kötü 3-4 deplasman derecesinden birine sahipler. Evet, içeride çok iyiler. Her ne kadar son maçta Brooklyn'e 17 sayıdan bir maç verdiler. Kevin Durant'siz Brooklyn'e. Ama genel olarak baktığımız zaman San Francisco'da kolay kolay maç kaybetmiyorlar ama evlerinden uzakta kolay maç kazanamıyorlar. Ki hani Warriors'tan çok da aşina olduğumuz bir şey değil bu. Yani sonuçta kötü bir deplasman takımı hiçbir zaman olmadı Golden State. Ama bu sezon niye böyle oldu sence? Yani özellikle deplasmandaki bu başarısızlığın nedeninin altında ne yatıyor sence? Vallahi Metecim, biz bu saçları değirmende dökmedik. Öyle var mı ya? Şimdi adamlar geçen sene şampiyon oldular. Zaten hani hep şeydi. Hani bir kadro, Kevin Durant'li kadroyla şampiyon oluyorsunuz. Herkes birbirine diyor ya, senin yüzünden şampiyon oldum, senin yüzünden şampiyon oldum. Bunlar sakatlıklardan döndüler. Ligin dibine vurduktan sonra bile tam kadro gelip şampiyon olduktan sonra tabii ki adamlarda bir rahatlama oldu. Bence regular season'da, normal season'da hiç takıl. Biz bir şekilde kendimizi playoff'a atarsak playoff'tan çıkarız. Kafa bu. Bu şey olmasa bile, yani arkada, beynin arkasında çalışan şey bu. O yüzden... regular season'ı idare edecek kadar oynadıklarını düşünüyorum. Ben bunun da zaten hani biraz evvel söylediğim gibi en büyük şey deplasmanda maç kazanamamak. Yani kendi sahasında seyirci bunları gaza getiriyor. Ve ben playoff'a girerlerse tamam, belki bu sene Batı şampiyonu adayı demem şu form düzeyine göre. Çünkü form düzeyi de önemli. Ama şeyde demem. Golden State'den ben her zaman çekinirim abi. Şampiyonun kalbini asla almam. Tek soru işareti bench bence. Yani en belirsiz nokta Golden State, hani bu şekilde 6-7'den playoff'a girse yine bir tehdit olur mu? Elbette olur ama geçtiğimiz sezon şampiyon kadrodaki bench ile bu sezonki bench'i kıyasladığımızda biraz bir boşluk var. İşte Otto Porter gitti, Bielitsa gitti, Toscano Anderson gitti. Yani dolayısıyla hani orada ciddi bir oyuncularda bir şey oldu. Yani buraya bunların yerine ikame pek edemediler. İkame etmesini bekledikleri oyuncular da şu ana kadar çok fazla bir verim veremedi işte. Jonathan Kuminga olsun, Moses Moody olsun. Hani beklentilerin bir tık altında kaldılar. Biraz bench'ten fazla verim alamamak da onları sanırım sıkıntıya sokuyor. Bu sezonki en büyük sıkıntılardan biri bu bence. Şey, mesela çok büyük yatırım yaptıkları, beni Twitter'da parçaladıkları Wiseman falan da öyle yani. Hani oyuncu Twinner, bu oyuncu da olmaz dediğiniz zaman parçalıyorlardı. Yani fiyaskoya doğru gidiyor Wiseman. Hani bu sezon kendisine bir şans gelmişti ama maalesef şu ana kadar iyi değerlendiremedi. Moses Moody falan da öyle. Kuminga da öyle. Doğru, haklısın burada. Yani bu yan parçalardan draftta çok büyük. Hani şey diyorlardı, bunlar şampiyon takım ikiden adam seçti. Oyuncu seçti, Wiseman seçti. Ya bu çok büyük, adamların önüne gelmiş bir şeydi. Moody de lottery pick nihayetinde, tamam mı? O adamlardan verim alamıyor abi. Yani bu bir problem. Ha, böyle devam eder mi bilmiyorum. Mesela şeyden, karanlıktan çıkardıkları pool var. Mesela bu adamdan kimse bunu beklemiyordu. Ben NCAA sayıdan birisi olarak tahmin ediyordum. Çünkü lider karakterli çocuk. Ben severim öyle. Yani ruhu kazanma, böyle katil dediğimizde sen de konuştun.
Öyle bir oyuncu. Mesela ondan verim alıyorlar. Ama gene bu takımın koru, ana şeyi, bildiğimiz oyuncular. Bunlar nereye kadar? Bir yaş daha yaşlandılar. Tabii. Geçen seneki dediğimiz gibi o boşalmayı yaşadıktan sonra tekrar her şeyi bir araya getirip playofflarda ne yapabilirler? Soru işaretim var ama işte bir şekilde şey yapıp çok rahat adamlar. Hepsi çok rahat oyuncular olduğu için, gevşek adamlar olduğu için. Hani o baskıyı hissetmeden oynuyorlar. O yüzden Golden State dönebilir abi. Yani benim Golden State'le ilgili kaybedilmiş bir şey görmüyorum ben. Peki, o zaman bugünkü son konumuz biraz da bizimkilere bakalım. Bir Alperen Şengün'ü konuşalım. Çünkü Furkan Korkmaz'ın zaten durumu pek iç açıcı değil. Muhtemelen takas döneminde el değiştirmesi oldukça yüksek. Cedi Osman bildiğimiz gibi zaten bir standartta devam ediyor Cleveland'da. Yani hepimiz her gün Alperen Şengün'ün performansını şöyle bir bakıyoruz her maç. Ne yaptı diye sabah kalktığımızda eğer maçı izleyemediysek Alperen ne yaptı diye güne öyle başlıyoruz. Şu ana kadar da gerçekten hani Houston gibi ligin dibinde yer alan ikinci sezonunda hani bu yeniden yapılanma sürecinde çok fazla ileri adım atamamış Houston'da en parlak isimlerden biri parlayan oyunuyla bizi de çok mutlu ediyor tabii. Çaylak sezonun üstüne koymuş bir şekilde devam ediyor. Elbette eleştireceğimiz noktalar var ama ikinci sezonu şöyle genel olarak bakarsak gayet güzel istatistikler yakaladı. İşte yani 15.6 sayı, 8.6 rebound, 2.8 asist ve her geçen gün ilerliyor. Özellikle Kevin Porter Jr.'ın yokluğunda son 6 maçta 21.6 sayıya yükseldi sayı ortalaması. Yine asist ve rebound ortalamaları da 8'ler civarında dolanıyor. Bu aynı zamanda işte hani Steven Silas'ın ona biraz daha sorumluluk vermesine neden oluyor. Yani Kevin Porter Jr.'ın yokluğunda artık Alperen biraz söke söke aslında bu dakikaları aldı diyebiliriz herhalde. Genel olarak baktığında önce pozitiflerden başlayalım istersen. Alperen'le ilgili neler söyleyeceksin şöyle genel olarak baktığında? Ya Alperen belli şeyleri çok çok iyi yapan bir oyuncu. Belli şeyleri iyi yapan bir oyuncu. Belli şeyleri ortalamaya yakın yapan. Yani bunu söyledik Mete. Yani ben Kevin McHale'den beri gördüğüm hani McHale ve Hakeem Olajuwon'dan beri gördüğüm potaya yakın yani potadan uzaklaşmadan potaya yakın post-up oyununda en iyi oynayan herhalde oyuncu Kevin McHale ile falan karşılaştı. Sen Twitter'a yazmıştın ben altına yazdım belki görmedin. Tim Duncan'ın selamı var dedim sana onu unutmuşsun. İçeriye doğru açılarak ağırlıklı işte Bankshot'tan vardı ya yani ben pota dibinden bitirme fundamental açısından söylüyorum. Post-up'tan kastettiğim o tabii ki. Yoksa yani var onun gibi birkaç oyuncu Tim Duncan benim en beğendiğim. Şu Alperen bu konuda artık hani şey gibi nasıl diyeyim çok çok iyi durumda. Yani herkese yapabiliyor. Bu konularda iyi. Oyun görüşü playmaker yani playmaking açısından çok istisnai bir adam. Yani mesela ilk yani başta... Boşuna gerçekten Baby Jokic denmiyor. Hakikaten sahada inanılmaz bir sağ görüşü var. İnanılmaz reflekslere sahip, sağ görüşüne sahip. Hani bir saniye öncesini görüp oyunu çok iyi okuyabiliyor. Kovalıyor bunu. Yani çok bencil olmayan bir oyuncu zaten. Bu burasının çok iyi olduğunun farkında ve bu konunun üzerine gidiyor. En büyük bence şeyi bu. Ve aslında şöyle bir şey söyleyeceğim Mete. Sen zaten fark etmişsindir. Belki dinleyen arkadaşlarımızdan şey yapalım. Bu takımın kısaları atıcı kısalar. Yani kesinlikle oyun kurma gibi bir arzu içinde olmayan. Atıcı adamlar bunlar. İşte Kevin Porter'la Jalen Smith miydi? Neydi herifin adı? Jalen Lee. Bunlar atıcı adamlar zaten. Yani asla yanındaki adamı görmeyen ve potaya kilitlenen arkadaşlar. Sadece potaya kilitlenmeleri değil yani basketbol bilgileri ve basketbol zekaları da çok üst düzey olan çocuklar değiller. Yani özellikle Kevin Porter Jr.'ın burada ciddi sıkıntısı var. Yani Jalen Green biraz daha belki pas yeteneği daha mevcut olan bir oyuncu ama onu fazla kullanmıyor dediğin gibi. Yani çemberi gördüğü anda gözü kararan bir oyuncu. Ya üçlüye kalkıyor ya drive ediyor. Bir kara delik gibi bir oyuncu. Ama çok da doğal gerçekten. Son maçlarda da çok yüzdeli atıyor. Yani 41-42 sayıyla çok rahat ulaşıyor. Ama şu anda hani Eric Gordon'u bir kenara koyarsak belki de Alperen takımdaki basketbol zekası olarak kendisi çok farklı bir yerde, çok farklı bir sınıfta. Bu anlamda takımdaki en iyi oyuncu diyebiliriz. Dolayısıyla yani şunu hep söylüyorum. Houston çok kötü bir savunma takımı diyoruz ya. Aslında Houston çok kötü bir hücum takımı. Anlatabildim mi? Öyle, tabii. Savunmasından bile kötü hücum ediyorlar bakıldığı zaman. Yani o işte possession başına sayı hikayelerinde falan cebelik durumdalar. Zaten. Yani normalde mesela bu kadar genç bir takımın koşmasını beklersin değil mi? Yüksek possession sayısına sahip olmasını beklersin. Yani ama fazla koşamıyorlar. Çünkü
savunmada çok kötüler. Ya potalarında hem sayı görüyorlar veya rebound alamıyorlar, top kaybediyorlar. Biraz kendilerine el freni vazifesi görüyorlar diyebilirim herhalde. Hey, garbage time'ları ayıkladığın zaman istatistiği okudum. 100 pozisyonda 108 sayı atıyorlar. Yani leş ötesi, leş yani. En kötü takımı. Ve bunun yolu şu, Alperen'in daha fazla topla buluşturmaları lazım. Yani Alperen'in o topu elinde tutma süresinin daha fazla olması lazım. Şu anda çok arkalarda Alperen. Çok fazla da ama hani top, her topun ona değmesi lazım. Yani bu takımın çıkış noktası bu. Yani şu anlamda söylüyorum, genç çekirdekleri kötü bir genç çekirdek değil aslında bakarsan. Yani bakıldığı zaman bu takım gelişebilecek bir takım ama abi çok ciddi bir point guard'a ihtiyaçları var bu takımın derhal yani. Yani abi ilk yapacak bir point guard'a ihtiyaçları var. Çok veteran bir adam almaları lazım artık. Yani zaten gençlik ama işte o fazla gençliğin getirdiği o toyluk çok fazla, özellikle böyle kafa kafaya giden çok maç kaybediyorlar bu yüzden. Yani maçların ikinci yarısında son o 5 dakikada kırılma anlarını çok kaybettikleri maç oldu. Hani son Minnesota maçını kazanlar, 13 maçlık yenilgi serisi sona erdi. Ya ben mutlaka bu maçı da kaybedecekler diyordum. Bir şekilde kazanmayı başardılar ama yani dediğin gibi bir point guard'a çok acil ihtiyaçları var. 5 numaraya da bir ihtiyaçları var. Yani Alperen'e orada bir hem abilik yapacak hem rotasyona 3. bir uzun olarak girecek bir isme de ihtiyaç var. Yani bu kadar gençlik biraz fazla. Yani işte bu kadar 11 galibiyetliler şu anda. Geçen sezonla aynı yerdeler. Aynı yerde sayıyorlar şu anda. Ligin yine en kötü iki takımından biri durumundalar. Dolayısıyla hani Alperen için evet, dediklerine katılıyorum. Savunma tarafında özellikle, yani ben daha önceki programda da şunu söylemiştim. Şimdi önümüzdeki yaz biliyorsun milli mesai yok. Dünya Kupası'na gidemedik. Güzel bir boşluk oluştu. Bence bireysel olarak kendisini geliştirmesi için çok önemli bir fırsat var önünde. Önümüzdeki yaz çok kritik olacak bence. Özellikle bu hani pick and roll ve pick and popları savunma konusunda, çünkü ciddi bir sıkıntı. Yani onu genelde saklamaya çalışıyorlar çünkü savunma tarafında. Dolayısıyla yani bunu mutlaka geliştirmesi lazım. Biraz yani çok çevik bir oyuncu ama çabukluğu tabii biraz daha geliştirmesi lazım. Özellikle lateral movement, yani yana gidişlerini biraz daha geliştirmesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi seyirci arkadaşlarımız, tabii hepimiz fan favorite, yani fıstık taraftarın sevdiği, Türk milletin çok sevdiği çocuklar da seviyor. Ama şunu söylüyorum. Şimdi ligin dibinde tanking yapan bir takımdasın. Tüm hedefi Wembanyama'yı çekmek olan bir takımdasın şu anda. Yani bu takımda tabii şu anda Alperen çok iyi gelişiyor. Yani tüm rakamları gelişiyor zaten çocuk. Alperen üzerine düşeni yapıyor. Ama eğer bu olmazsa, yani Wemby'yi çekemezlerse şeyden, draft'tan, bu sefer zaten bu oyunculardan bir iki tanesini bence takaslayıp göndermek zorunda kalacaklar. Alperen olmayacak bu. Koç değişecek muhtemelen. Ben Stephen Silas benim için hayal kırıklığı, Alperen'in oynatmadığı için değil. Bu takıma ben ana kadar tutmaları bile benim için bir sürpriz açıkçası. Ben olsam yani bugün kovarım. Hiç tereddüt etmem. Genç oyuncuları geliştiremiyor. Yani ben bir gelişim göremiyorum. Oyuncular kendi bireysel çabaları, yani işte tanking yapan bir takımda olmanın avantajıyla döke kıra öğreniyorlar. Yani yap boz yöntemiyle öğreniyorlar. Yani ama koçun kattığı burada bir şey yok. Sonuçta dediğim gibi geçen sezon 20 galibiyet aldılar. Yine aynı tempoda gidiyorlar işte. Daha üstüne koyamayacaklar. Çok tartışılır kararları var. Maç içinde çok müdahil olamıyor. Hani izliyor. Hiçbir hamlede bulunamıyor. Bence çok yetersiz bir antrenör. Saçma sapan koçluk yapıyor Mete. En son bunu şeydeki Atlanta'daki Lloyd için söylemiştim. Hatırlarsın ya. Yani. Çok çok kötü koç. Zaten adam ondan sonra artık asistan olarak ancak iş. Ben de gördüğüm benim bu. Babasının hatırına şu dakikaya kadar getirildi. Fakat şu abi, hani bütün seyircilerimiz de şunu bilsinler. Bu yardım savunmasını, pick and roll savunmasını her seferinde deli gibi potaya gömülmeyi değil de yukarıya çıkıp adamını kovalamayı öğrenemezse Alperen, rekabetçi bir takımda önemli rol alması biraz güç abi. Çünkü biz şunu anlatıyoruz. Böyle bir durumda herkes zaten takılıyor, tamam mı? Ama playofflarda bir asistan grubu senin en zayıf yerine doğru saldırıyorlar. Alperen'in üzerinden oynarlar bu oyunu ve Alperen'i kısayla karşı karşıya bırakırlar. Forvet veya kısayla. Her seferinde de geçilir. Yani bunu, bu pozisyon savunmasını Alperen öğrenirse bu işten çok ciddi paralar kazanabilir. All-Star olur, var mı potansiyel? Şutunu belli bir istikrara sokması lazım. Çok az kullanıyor. Yüzdesi yükseldi ama adedi çok az. Şut adedi ve orta mesafeyi hemen hemen hiç kullanmıyor. Buraları geliştirirse abi, pozisyon savunmasını öğrenirse bir takım şeyleri var, yetenekleri var savunma açısından. Benim tahmin ettiğim de bu arada. Görüyorum bunu seyrederken. Ben burada Alperen'in maçlarını seyrediyorum. Yani 3 dakikalık smaç kliplerini veya pas kliplerini değil, maçı seyrediyorum.
Yani görüyorum. Öyle benim son iki sezondur en çok izlediğim takım herhalde Houston. Yani Lakers'tan daha fazla izlemişimdir Alperen sayesinde. Hani Ömer Yurtsever oynarken Miami'nin de hiç maçını kaçırmıyordum bu arada. O da bir herhalde Mart'ta dönecek. O da bir an önce döner umarım. O da önemli bir potansiyel olarak görüyorum ben hala. Onu da başka programda konuşuruz zaten. Burada hedef Mete'cim sen de biliyorsun. Oklahoma City Thunder'ın gelişmesi var ya abi. Bu seneki hani geçen sene ligin dibinde sürünürken ki hala da ellerinde eşek bir draft hakkı var. Adamların şu hala verebilecekleri piyasaya. OKC'nin nasıl yukarıya adım adım yukarıya geldiğini görüyoruz. Houston'un da hedefi böyle oldu. Yani genç takımı geliştireceksen bu şekilde yani önümüzdeki senenin bu seneden daha iyi olması lazım. Eğer net tanking yapmıyorsan şu anda net tanking yapıyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla bu biraz yatıyorlar. Yani fakat 4 takım çok kötü NBA'de. İşte Detroit var ya 3-4 takım böyle çok kötü. Onlardan işte San Antonio falan filan. Büyük balla San Antonio'ya gideceğini düşünüyorum ben Wembanyama'nın. Onların öyle bir balı vardır ya çekerler. Ya. Evet. O yüzden hani Houston'ın bütün şeyleri aynı torbaya koymasını doğru bulmuyorum. Alperen'in bu seneyi çok iyi değerlendirmesi lazım abi. Buyur böyle devam. Evet aynen böyle devam ama gelişime açık zaten bir oyuncu. Kendisini geliştirmeye de açık. Yolda açık olsun. İlerleyen programlarımızda yine Alperen'den bahsederiz. Evet bugünlük burada noktalayalım Özgür. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bu şekilde. Havat NBA'den bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.